Evet, herkese merhabalar. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bayağı uzun zaman olmuştu gene. Artık klasikleşen şekilde. Bunu demem bile klasikleşti ve klişeleşti artık. Yeni bir şeyler bulmamız gerekiyor oğlum. Her vlog'un girişinde ben ya bayağıdır çekmiyordum. Bu falan filan demekten vazgeçmemiz lazım. Başlarken öncelikle haberiniz olsun, konsol oyuna Just Cause 3 gelmiş. Eğer gidip almak isterseniz adres burada. Ben daha oynamadım. Hala ambalajında gördüğünüz gibi. Hani ne ara zaman bulur da oynarım bilmiyorum. İlk izlenimini çekeceğim de. İlk izlenimini çektikten sonra ne ara zaman bulur oynarım onu bilmiyorum. Şu anda gerçekten bir korkunç bir dönemdeyiz gene. Yani sonbahar fazlasıyla intikamını alıyor. Ben geçen seneyi yoğun diyordum. Bu sene çok daha beter gidiyor yani şu anda. Bilmiyorum nasıl neyi yetiştireceğim. Öncelikle herkesin sorduğu incelemeler nerede? Özellikle Assassin's Creed Syndicate incelemesi nerede diye soruyorsunuz. Mini inceleme değil. Tam bir inceleme olacak Assassin's Creed Syndicate. Metnini daha dün bitirdim. Dün cuma, yani cuma günüydü. Dün cuma akşamı yazıp bitirdim metnini. Bugün sabah çekmeyi planlıyordum ama olmadı, uyanamadım. Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Saat 2'de 3'te falan filan uyandım. Şu an 5.30 falan. Çekimlerini yapamadım. Sabah güneşinde yapmam gerekiyor çekimleri. En azından azıcık da olsa güzel bir görüntüye sahip olabilmem için. Kendi görüntüme yani. Sahip olabilmem için sabah yapmam gerekiyor. O yüzden çekimlerini yarın sabaha bıraktım. Bugün oturup ses kayıtlarını halletmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da işin tabii ki kurgu kısmı var. En uzun kısmı da o zaten. Ne kadar sürede geleceğiyle ilgili en ufak fikrim yok ama birazcık uğraştım yazmak için. Şimdi bu incelemeler neden bu kadar gecikiyor? Black Ops inceleyecek miyim? Tomb Raider inceleyecek miyim? Vesaire bir dünya şeyi soruyorsunuz. Yani o kadar fazla oynayacak oyun vardı ki arkadaşlar, hiçbir şeye zaman bulamadım. Yani sadece oyun oynamak bile bu kadar zaman alacağını hiç düşünmemiştim. Tomb Raider'ı işte 1,5 haftada mı, bir haftada mı ne bitirdim zaten. Onu da incelemesini yapabilirsem yapayım. Mini inceleme bile olabilir Tomb Raider aslında. Konuşacağım çok fazla konu olduğunu düşünmüyorum. Bakacağız. Black Ops 3'ün incelemesini gene yapmak istiyorum. O da bir mini inceleme olabilir. Onda da gene neyden bahsedeyim bilmiyorum. Yani o oyunu birazcık eleştirmem lazım ama hangi doğru cümlelerle eleştireyim ondan bile emin değilim şu anda. O birazcık uğraştıracak. Ve aynı zamanda da hayvan gibi Fallout 4 oynuyor olma durumum var şimdi. Burnum doluyor yine. Hastalığım hala geçmedi biliyor musunuz? Bir ay önce mi, 1,5 ay önce mi ne hasta olmuştum. Burnum işte hala akıyor, hala. Gerçi benim burnum hep tıkalı yani. Bende sinüzit var. Ne diyorduk? Normalde kurgu kısmına geçtikten sonra çok fazla zaman almaması lazım. Bir hafta falan bitirilebilecek bir kurguya sahip çünkü Assassin's Creed Syndicate, yani bahsedeceğim çok abartılı fazla şey yok. Yani muhtemelen Metal Gear Solid incelemesinin 3'te 1'i falan olur yani süresi. Hani aşağı yukarı o sürede bir şey olacak. Aşağı 70 ses kaydında mı ne oluşuyor toplamda çünkü. Çok abartılı bir şekilde zamanımı alacak bir şey değil. Ama başka projelerle de uğraşmam gerekiyor. Şu an o incelemenin olduğu gibi aynı zamanda da şu makinenin incelenmesi gerekiyor. Bu gördüğünüz bir GS40 MSI yolladı bunu tekrar incelemem için. İnceleyip geri göndermem gereken bir makine bu. Malum onlarla da sponsorluk anlaşmam olduğu için bu tarz ürün incelemelerini falan filan gerçekleştirmem gerekiyor. Yani bir yanda bu var ve bunun daha metnine bile başlamadım. Neyle alakalı konuşmam gerektiği ile ilgili emin değilim. Bugün akşam birazcık şu video bittikten sonra birazcık bununla alakalı bir şeyler yazmaya çalışacağım. İnternetten de birazcık araştırma yapacağım. Malum bilgisayar dahisi olmadığım için hani bu tarz şeylerde neyden bahsedilir, nedir önemli olanlar bilmiyorum. Gene bir oyuncunun gözünden ne kadar anlatılırsa o kadar anlatılabilir şekilde bir inceleme yapmayı planlıyorum. Umarım başarırım. Ha, şimdi onun haricinde bir sürü biriken oyun var şu anda. Hala daha yani sonbaharın etkisi fazlasıyla sürüyor yani. Etkisi hala üzerimde. Fallout 4'ü hala oynuyorum. Oyun korkunç derecede sardı beni. Yani hani ana senaryosu falan filan vesaire değil. Yani görev yapısı bilmem nesi falan değil. Şu yerleşim yeri inşa etme muhabbeti var ya. Abi bir sardı bir sardı, kafayı yiyeceğim, bırakamıyorum. Onun peşinde koşturuyorum sürekli son kaç gündür. Kendime şeyi inşa ediyorum şu anda. Kale inşa ediyorum bir tane. Dördüncü katı çıktım hani. Dördüncü kat, beşinci katı yapmaya çalışıyorum şu anda kalenin. Hani böyle parça parça dünyanın o tarafına git, oradan çelik al, o tarafa git, oradan bakır al, o tarafa git, oradan alüminyum al. Oradan işte şeyle alüminyum kablo, şeyle bakır kabloyla elektrik döşeyim diye oraya git. Ampul kalmadığı bir yerden seramik bulmam lazım falan filan.
bu manyaklıkta oynuyorum. Hani sanki Fallout değil Minecraft oynuyorum anasını satayım. Resmen o şekilde oynuyorum oyunu. Ve ne bileyim acayip zevk alarak oynuyorum şu anda. Yaklaşık bir 30 saat falan oynadım. Daha da sanıyorum oyunun %30'unda %40'ında falan olur en fazla. Çünkü o kadar az ilerliyorum ki ya da sürekli ya ana senaryo hangisi onu da bilmiyorum zaten. Bunların hangisi ana senaryo hiçbir fikrim yok yani. Gördüğüm bütün görevleri yapıyorum çünkü. Ve çok zevk alarak oynuyorum oyunu. Bilmiyorum ne olacak bu işin sonu, nasıl bitecek o oyun, nasıl ben kafamı kaldırıp başka bir şeylerle uğraşacağım bilmiyorum ama bitirdiğimde eğer tatmin olursam, yani umuyorum sonu çok kötü değildir oyunun. Yani bir son boss varimsi bir şey vardı çünkü Fallout 3'ün bir son boss olmadığını biliyorum. Çok saçma bir şey hani sonu var oyunun böyle. Normal bir tane adamı mı ne öldürüyormuşsunuz galiba sonunda, oynamadım. Yani bunda da o tarz bir bokluk yoktur umarım. Oyunun sonuyla alakalı bir spoiler yedim. Oyunun sonunda baş düşmanın kim olduğunu biliyorum da gene de hani oyunun gene de o baş düşmanın bir koruyucusu vardır belki, büyük bir yaratığı manatığı bir şeyler vardır, robotu vardır, onunla savaşır. Yani bir son boss olur umarım diye şu anda umutlardayım çünkü eğer oyun tatmin edici bir şekilde biterse benim için kesinlikle bu senenin ilk 5'ine girecek. Şu anki haliyle bile ilk 5'e çok rahat girebilecek bir oyun benim için de. Yani hani birinci sıraya mı yükselir? Bilemiyorum. Yani şu anda çok zevk alarak oynuyorum oyunu çünkü. Daha önce hiçbir Fallout oynamamış olmamın da etkisi büyük tabii ki. Pek çok insan oyundan nefret etmiş. Hani daha hardcore Fallout fanları, daha önceki oyunları oynamış fanlar nefret etmişler oyundan. Anlayabiliyorum. Ben de Metal Gear Solid'de yaşadım aynı şeyi çünkü. Hani daha önceki oyunları oynayınca o oyunun o seriye ihanet olduğunu anlıyorsun. Aynı şekilde Fallout'ta da aynı şey geçerliymiş. Ben daha öncekileri oynamadığım için şu anda çok eğlenerek oynuyorum. Kafama o tarz şeyleri takmama gerek olmuyor çünkü. Ya daha önce böyleydi, şimdi böyle falan. Şimdi onları geçtim. Bakın oynanacak o kadar fazla oyun var ki şu anda ve hepsi uzun. Şimdi Bloodborne'un Old Hunters DLC'si geldi. Daha almadım. Çünkü alsam oynayacak zamanı nereden bulacağım lan zamanı? MSI incelemesi, Assassin's Creed incelemesi, Tomb Raider incelemesi, Black Ops 3 incelemesi, Fallout 3 oynuyorum ya, Fallout 4 oynuyorum ya lan. Nerede, nasıl? Mümkün değil. Just Cause 3 geldi, o da hayvan gibi open world bir oyun. 300 gibi büyük bir dünyası var. Kim bilir yapılacak tonla etkinlik vardır. Daha önce Just Cause oynamadım. Yani ilk izlenimi çeksem bile daha sonra bunu oynamak için içimin rahat etmesi için 1 ile 2'yi oynamam lazım. Bilgisayarım da var ama onları bitirene kadar zaten dünyanın süresi geçecek. Xenoblade Chronicles X geliyor. Hiçbirinizin umurunda olmayan bir oyun ama benim çok hayvan gibi merakla beklediğim bir oyun. Çünkü mecha oyunu. Open World mecha oyunu yani. Mecha'ya binip open world'da gezebileceğim bir oyun. Ama o mecha'ya binmek için ilk bir 30 saat önce oynamak gerekiyormuş. 30. saatten sonra mechalar unlock oluyorlarmış. Düşünün yani. Sadece onu oynayıp ondan sonra o mecha ile dünyayı gezmekle ne kadar zaman harcayacağım. Abi çıldıracağım lan. Yapılacak milyon tane şey var. Benim bütün bunları yetiştirmeme imkan yok yani hani. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Ben bu sene şu videoyu yapmayı çok istiyorum. Geçen sene yetiştiremediğim 2014'ün en iyi oyunları vardı. Yetiştiremedim. Şimdi 2015'in en iyi oyunlarını, o videoyu yapmak istiyorum ama arkadaşlar 2015'te çıkan oyunları hepsini, yani en azından oynamak istediğim böyle büyük isimleri bitiremedim ki, oynayamadım ki. Just Cause'u oynayamayacağım. Mümkün değil, bitmez yani yılbaşına kadar. Ondan sonra Ori and the Blind Forest var, oynamayı çok istediğim bir oyun. Oynayamıyorum, zaman bulamadım ki bir türlü ona geçeyim yani hani. Hangi ara oynayacağım? O mesela, onu koymam gerekiyor. Ondan sonra başka neler var? Daha Fallout 4'ü bitiremedim. Bitirebilir miyim yılbaşına kadar, Aralık sonuna kadar oyunu bitirebilir miyim bilmiyorum. Şu anki mantıklı oynamaya devam edersem nah biter o oyun. Hani Skyrim oynar gibi hissediyorum kendimi şu anda, sürekli bir şeylerle zaman geçire yani. Seri çekiyor olsam 200-300 bölüm seri olurdu herhalde. Yani ne bileyim abi. Of. Stresliyim. O yüzden de felaket stresliyim. Hiçbir şeye yetişememek. Aynı zamanda iş yerinde de işler yoğun. Oradan dolayı da birazcık stres bastırdı. Hatta ciddi ciddi bakın şuradaki kırmızı lekeleri görüyor musunuz? Bunlar hep stresten oluşan lekeler. Yani doktora gidip bunun içinde bir krem almam lazım. Daha önce bir kremim vardı, bitti şu anda, bulamıyorum. O yüzden krem almam gerekiyor. Bayağı doluyum arkadaşlar. Bayağı doluyum yani. Hani neyle uğraşacağım hiçbir fikrim yok. Mesela geçen sene 2014'te o listeyi yapmak istedim. Ben neyi oynayamamıştım? Dragon Age falan oynayamamıştım. Birkaç daha farklı oyunu oynayamadım. O yüzden listeyi yapamadım. Şimdi 2015'lere muhtemelen yine yapmayı çok istememe rağmen yapamayacağım.
Yani listelerin yarım olması birazcık canımı sıkıyor. Yani şu ana kadar sadece mesela pek çok YouTuber, yabancı YouTuber, Türkler yapmıyorlar da, yapan var galiba bir iki tane ama çok görmedim. Pek çok yabancı YouTuber şöyle yapıyor işte. Ya bu oyunlar benim oynadığım oyunlar. Hani ben bunları yetiştirebildim. Ben bunları oynayabildim bu sene. Benim oynadığım oyunlar arasında liste yapmak. Ben onu yapmak istemiyorum. Şimdi mesela ben bu sene Fallout 4 eğer bana bedava gelmeseydi oynamazdım Fallout 4'ü normal şartlar altında. Ve gidip 2015 en iyi oyunlar listesini yapacaktım. Fallout'u oynamamış şekilde mesela listeye sokmayacaktım oynamadığım için. Şimdi o oyuna haksızlık değil mi o? Ne bileyim ben bu kafadayım, o yüzden hani gözüme çarpan tabii ki belli başlı oyunları zaten oynamıyorum. Hani onlar yani mesela araba yarışını oynamıyorum, gidip araba yarışı şeyi koymam yani listeye mesela. Hani o tarz şeyler düşünün. Hani ya da dövüş oyunu koymam çok büyük ihtimalle. Yani o çok süper olması lazım dövüş oyunu. Smash Brothers falan gibi olması lazım ki listeye koyayım yani hani o kadar iyi oyun olarak. Ama ne bileyim ya nasıl anlatayım bilemedim yani bu konuyu. Hani gel yani gözüme çarpan azıcık da olsa içimde oynasam mı lan diye düşüneceğim tüm oyunları oynayıp ondan sonra o listeyi hazırlamak istiyorum. Ve bu yüzden şu anda bile geri dönüp 2014'teki hani yarım kalan oyunları bitirip gelip 2014 listesi şu anda bile yapabilirim yani. Yani o gazdayım ama nasıl zaman bulurum? O şüpheli tabii birazcık yani. Hani. Bırakın videoyu yapmayı, oyunları bitirecek zamanı bulursam iyi. Bu arada bana hala soran arkadaşlar anime kanalı ne oldu, anime kanalı fikri mi vardı falan filan diye soran bazı arkadaşlar vardı. Sağ olsunlar ilgileniyorlar demek ki benim anime kanalı açma projemle. Sonunda bir arkadaş buldum bana kurguda yardım edebilecek, benle şey yapabilecek. Bana ayak uydurabilecek diyeyim yani. Benim istediğim şeyleri yerine getirebilecek bir arkadaş buldum ve hiç de fena olmayan, yani kurgudan hiç de fena olmayan şekilde anlayan. Ne biçim bir cümle lan bu? Kurgudan anlayan bir arkadaş. Yani hani benim istediğim şeye oldukça yakın şekilde kurgu yapabilen bir arkadaş. Oldukça şey sade bir şekilde o videoları hazırlayabileceğiz gibi duruyor. Ufaktan başlıyoruz o videolarla uğraşmaya. İlk videoyu sanıyorum tamamlamak üzereyiz. Birkaç tane daha video hazırlayalım. Birazcık böyle bir proje var arka planda. Ona falan filan da bakalım birazcık. Hepsi tamam olduğu zaman bir anime kanalı geliyor arkadaşlar. Ne kadar sürede geliyor bilmiyorum. Şu anda emin değilim. Ama elimizde birkaç hazır video ile birlikte girelim dedik. Yani öyle tek bir video koyup direkt kanal açmayalım dedik. Birkaç video olacak. Ondan sonra dediğim gibi arka planda birkaç kesinleştirmemiz gereken, doğrulamam gereken şeyler var. Onlar da bir tamamlansın. Ondan sonra güzel bir anime kanalı açacağız. Ama ha aynı zamanda bir zamanla bir ara bir şeyden bahsetmiştim hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında Ocak Şubat ayında gerçekleştirecek olan bir Japonya turundan bahsetmiştim. Japonya turuna gideceğimizden bahsetmiştim. Yani ben hani o turda olacağım asistan olarak. O turun satışlarına başlamak üzereyiz. Hazırlandı sonuçta tur programı çıktı. Bir anime odaklı bir tur hani anime odaklı yerler ziyaret ediliyor Japonya'da. Farklı farklı turlar da var ama benim çıkacağım tur anime odaklı olan tur. Eğer ilgileniyorsanız bana mail atın. Yani exilefalcon@hotmail.com. Oraya mail atın eğer ilgileniyorsunuz anime turu ile alakalı. Ufaktan başlıyorum oranın da şeyleriyle uğraşmaya. Yani düzenlemeleriyle bilmem neleriyle falan filan. Aşağı yukarı ne kadar onun ücreti? Sanıyorum kişi başı 5000 lira küsurat bir paraya geliyor. Yani hani elbette ki ucuz bir para değil. Hepimizin direkt çıkarıp verebileceği bir para değil. Durumunuz varsa katılmak istiyorsanız böyle bir tura. Buyurun bana mail atın ben şey yapayım. Ayarlamasını halledeyim. Sizi yönlendireyim daha doğrusu doğru yere. Yani benimle alakalı bir durum yok. Satışını ben yapmıyorum turun veya her satış yaptığım kişiden para falan da kazanmıyorum. Öyle bir şey olduğunu zannetmeyin. Kesinlikle öyle bir durum yok. Eğer istiyorsanız yani hani ben sizi yönlendikten sonra çok saçma olacak. İnandıramam tabii öyle bir durumda. Şu an gerçekten benim o şeyden para kazandığımı düşünmeye başladınız değil mi? Gelen her kişiden para aldığımı falan. Yok öyle bir şey. Gelen her kişiden para mara falan filan kazanmıyorum arkadaşlar. Şirket bana öyle bir para vermiyor. Nasıl inandırabilirim size böyle bir şeye? İnandıramam. Düşünüyorum şu anda. Hani nasıl inandırabilirim? Hani ben arada ben olmadan nasıl yapabilirsiniz sadece rezervasyon diye düşünüyorum. Yani açıklama kısmına bizim o Japonya turunun satıldığı internet şeyinin linkini atayım. Yani hani oradan girin kendiniz yapın. Eğer bana güvenmiyorsanız, sana para kazandırmak istemiyoruz diyorsanız eğer girin oradan kendiniz yapın rezervasyonu. Başka türlü inandırma şansım yok çünkü size. Hatta yani hani ofise gelin istiyorsanız
Beni hiç tanımıyor gibi yapın. Direkt gidin, hani başka insanlar da var. O turu satın alabilecekler. Ha, turu satın almak isteyenler varsa ofise gelip benimle de görüşebilir. O ayrı mesele. Yani tabii şu anda gitti. Aa! Para falan kazanmıyorum oğlum Japonya turundan. Japonya turundan benim kazandığım ne biliyor musunuz? Asistan olarak o tura çıkabileceklerle beraber Japonya'ya gitme fırsatı sadece. Başka bir şey kazandığım yok yani. Asistan olarak Japonya'ya gidiyorum sadece. Benim kazandığım şey yok ama kişi başına para alıyorum ne bir şey. Yeter, bitti bu muhabbeti, kapatalım, tamam. Dediğim gibi eğer istiyorsanız mail atarsanız, istemiyor yani bana mail atmak istemiyorlarsanız alta yazacağım linke, oradan girer kendiniz şey yaparsınız. Daha sonra bunu belki daha detaylı tek bir video olarak duyururum kesin olarak şey olduğu zaman. Ne bileyim, sitenin birazcık daha üstünden geçilmesi gerekiyordu son gördüğümde, tasarımı falan birazcık dandikti çünkü. Neyse, geçelim o konuyu da. Şimdi bahsedecek ne kaldı? Neden bahsettim ben? Kanalın durumundan bahsettim, zamanımın ne kadar olmadığından bahsettim, klasik durum. Onun haricinde ne var? Civil War ve Jessica Jones, yani Civil War'un fragmanı çıktı, Jessica Jones'u seyrettim, onlardan bahsedelim kısaca bir de. Şimdi önce Civil War fragmandan bahsedelim daha kısa olduğu için. Civil War benim merakla beklediğim bir filmdi. Yani şeyden falan daha fazla bekliyordum. Age of Ultron'dan falan, hani Age of Ultron daha çıkmamışken Civil War duyurulmuştu. Ben acayip heyecanlanmıştım Civil War için çünkü çok sevdiğim bir hikayedir. Yani kahramanların kendi arasında kapışması bana kahramanla villain'ın kapışmasından daha ilginç geliyor her zaman açıkçası. Ve kahramanlardan bir tanesinin kötü adam rolünü üstlenmesi hoşuma gidiyor aslında. Civil War hikayesinde de kötü adam rolünü üstlenen karakter Iron Man'di normalde. Gerçekten böyle bir noktadan sonra psikopat bir diktatöre falan dönüşüyor derif. Böyle yani aslım kesip kesip falan modunda takılan bir amcamdı. Ve Kaptan Amerika'nın işte onunla kapışmaları, ki hani Kaptan Amerika'nın Iron Man'i yenemeyeceğini hepimiz biliyoruz ama bir şekilde alt ediyordu falan filan. Güzel bir hikayeydi, çok hoşuma gidiyordu. Ve sonuçları da gerçekten ya, karanlık bir hikayeydi birazcık ve sonuçları da cidden Marvel evrenini şekillendiren olaylardan bir tanesiydi. Ben bunun filmini görmek için çok heyecanlanıyordum. Ama ve lakin neydi Civil War'un konusu? Normalde bir şey yasası çıkar, devlet artık bir olaydan sonra bir bayağı insan öldüğü mü ne böyle bir olay oluyor. Hatırlamıyorum şu an ne olduğunu. Çok uzun zaman oldu okuyalı. 10 sene oldu neredeyse Civil War okuyalı. Bir olay sonrasında devlet süper kahraman yasası diye bir şey çıkarıyor. Süper kahraman kayıt yasası çıkarıyor. Bütün süper kahramanlar gidecek devlete kayıt olacaklar. Maskelerin altındaki kimliğin kim olduğunu falan filan öğrenilecek vesaire vesaire. Ve devlet onları işte herhangi bir durumda kontrol altında tutacak bir şey olmazsa şeklinde. Buna kabul eden kahramanlar oluyor. Iron Man'in tarafı ve Iron Man'in arkasındaki kahramanlar bunu kabul ediyorlar. Kaptan Amerika'nın arkasındakiler de yani kabul etmiyorlar. Özellikle Kaptan Amerika kabul etmiyor. Çünkü hani bunun süper kahramanları koruyabilmek için, devletten koruyabilmek için kabul etmiyor. Hani bu tarz bir yasa ve o işte yasanın arasındaki yasanın belli taraflarını kabul edenlerle kabul etmeyenler kapışıyorlar. Hikaye buydu normalde. Hani güzeldi. Benim hoşuma gidiyordu yani. Böyle bir devlete o kadar fazla güvenmeyin gibi, hani böyle özgürlüklerinizi koruyun. Arka planda da güzel bir mesaj vardı vesaire, hoştu. Ama bu film ne işliyor? Şimdi fragmandan gördüğümüz kadarıyla Bucky Barnes, yani bir önceki filmde Winter Soldier olan sevgili karakter, aynı zamanda Kaptan Amerika'nın can dostu, bayağı Winter Soldier olarak uzun yıllar geçirdiği için şu anda yanlış anlamadıysam devlet onun peşinde. Yani hani. Sanıyorum senaryo bu ya da Shield mi onun peşinde bilmiyorum. Şeyi falan da gösterdiler çünkü. Neydi o? General Ross şeyin Betty Ross'un babası, Hulk'ın baş düşmanlarından bir tanesi. O amca Shield'e mi hizmet ediyor? Galiba Shield'e hizmet ediyor, emin değilim. O arkadaş falan da vardı fragmanda. Sanıyorum Bucky Barnes'ı istiyorlar. Kaptan Amerika ben Bucky Barnes'ı vermem diyor. Bu yüzden de kapışıyorlar. Galiba olay bu anladığım kadarıyla. Hani bir iki şey falan filan daha var. Senin itaatsizliklerine artık daha fazla katlanamayız falan filan diyordu General Ross. Bilmiyorum ne kadar, nasıl bir senaryo bilmiyorum ama bütün senaryo buysa eğer, sadece ben bakıparınızı vermem, benim arkadaşımsa eğer tüm hikaye, hani yani Civil War'un içine edilmiştir senaryo olarak. Ya zaten çok az karakter var. Civil War koskoca bir, hani tüm Marvel evrenini kapsayan bir hikaye. Tüm Marvel evrenindeki kahramanların kapıştığı bir hikaye. Yani bazıları yok. Thor falan filan yoktu mesela. Thor'un robot hali vardı. Hani bu kadar büyük bir kere zaten 4-5 tane karakterin sadece kapışması üzerine bir film olacak. O kadarına yapacak bir şey yok yani. Filmlerde o kadar fazla karakter. Neyse dedik ona da. Onu kabullendik. Ama sadece Bucky Barnes'ı veririm vermem muhabbeti ise eğer,
Yani bilmiyorum. Çok basit ve yani savaş çıkabilecek kadar ciddi bir mesele gibi gelmiyor bana. İç savaş çıkabilecek kadar ciddi bir mesele gelmiyor bana. Ama Iron Man'in şeyi tripleri hoşuma gitti yani. Yani kız tripleri hoşuma gitti yani Tony Stark'ın böyle. Üzgünüm, o benim arkadaşım falan böyle. Ben de öyle değil miyim? Ne falan filan onda böyle arkadaşlarım bozuldu falan bir hikaye. Bilmiyorum daha filmle alakalı biraz daha bir fragman daha çıksın üzerine ondan sonra konuşuruz. Şu anda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Merakla bekliyordum, merakım birazcık azaldı. Hani ben Batman vs Superman'den daha çok Civil War'u merak ediyordum. Birazcık merakım azaldı şu anda. Gelelim Jessica Jones'a. Daredevil ne zaman çıkmıştı? Birkaç aydan fazla oldu değil mi Daredevil çıkalı? Ne kadar oldu hatırlamıyorum Daredevil çıkalı ama gerçekten çok severek seyrettiğim bir dizi olmuştu. Hani atmosferi çok iyiydi, baş kötü karakter çok iyiydi. Wilson Fisk yani Vincent D'Onofrio harika oynamıştı o karakteri ve Wilson Fisk'e daha önce hiç olmadığı kadar bir derinlik katmışlardı. Gerçekten çok harikaydı. Yani ikisinin kapışması için bütün bir seri boyunca, bütün bir sezon boyunca beklemiştim. Finalde de oldukça tatmin edici bir final dövüşünden sonra dizi bitmişti ve ben de böyle aa falan filan yapmıştım. Güzel bir diziydi yani. Yani bir Marvel dizisi olarak oldukça iyiydi ki ben süper kahraman dizileri seyredemiyorum arkadaşlar normalde. Süper kahraman dizileri ya bayıyorlar beni. Böyle bir kalitesizlikleri oluyor o dizilerin anladınız mı? Ha, dizi olduğu için elbette ki filmden bütçesi kat kat daha az. Yani hani belki binde biri, yüzde biri bütçesi oluyor dizilerin yani filmleri oranla. Hani Game of Thrones gibi bazı diziler onlar ayrı. Onların bütçesi öküz gibi yani film gibi bütçesi var neredeyse. Bölüm başı 2 milyon dolar falan harcadıkları oluyor bazen. Yani oyunculara verdikleri paradan bahsetmiyorum. Sadece bölüm başı setlere bilmem nelere falan. Ama yani genelde süper kahraman dizilerinin yani çekim teknikleri, kamera açıları, sinematografisi, özel efektleri falan o kadar dandik oluyor ki ben seyredemiyorum o dizileri. Bayıyorum. Mesela o Arrow, işte Flash falan çok sevilen diziler var ya, abi ben katlanamıyorum onlara. Ya kamera açısını gördüğüm anda canım sıkılıyor. Böyle karakterin suratına odaklanın. Çünkü etrafı göstermek istemiyorum çünkü geniş açıyla çekemiyor falan sahneyi. Sadece karakterin suratını gösteriyor. Böyle dizinin 40 da 45 dakikalık dizinin 30 dakikası yakından çekilmiş karakterin suratı sadece falan böyle. Gıcık oluyorum ve yani aksiyon sahneleri 3 saniye sürüyor sadece. Çünkü adamların bütçesi o kadar yani. Doğru düzgün bir dövüş koyamıyorlar, bir şey koyamıyorlar falan. Özel efektler iğrenç falan. Yani katlanamıyorum ben o dizilerin normalde. Normalde katlanamıyorum. Benim seyredebildiğim diziler daha durgun diziler. Öyle aksiyon, süper kahraman vesaire falan filan seyretmiyorum. Ben mesela Better Call Saul izliyorum işte. Breaking Bad'i izleyebiliyorum. Hani onlarda öyle ne özel efekt var, ne bir hayvan gibi bir aksiyon var, ne bir şey var. Onlar böyle daha hani sakinler ya. O tarz böyle gereksiz şeylere, atraksiyonlara girmeye gerek yok ya. Onlar çok rahatlıkla izlenebiliyor. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ama işte o süper kahramanlara katlanamıyordum. Daredevil bunu değiştirebilir diye düşünmüştüm. Çünkü Daredevil'ı çok severek seyrettim. Elbette ki bir film kadar kaliteli değildi ama çok kaliteli sahneleri vardı. Çok güzel çekim teknikleri gördüm orada. Yani kaçıncı bölümdeydi o? İkinci bölümde mi? Üçüncü bölümdeki o savaş sahnesi hala yani bayağı güzeldi. O Daredevil'ın bir binanın içine girip teker teker böyle tek şatla çekilmeye çalışılmış gibi duran. Tek şat mı diyeyim bilmiyorum. Yani o çok iyiydi. Jessica Jones'tan da aynı performansı bekliyordum. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi Daredevil olabildiğince gerçekçi anlatıyordu hikayeyi. Çok fazla hani süper güçlere, yeteneklere bilmem neye falan filan girmiyordu. Daredevil'ın doğru düzgün bir süper gücü yok yani. Etrafı çok iyi sezebilmesi, adamın kendisinin bir radar, sonar gibi olması haricinde bir özelliği yok yani. Sonuçta dövüşçü normal. Baş düşmanı Wilson Fisk de öyle. O adamın da süper bir gücü yok. Herif sadece kaç 200-250 kiloluk kastan mı ne oluşan bir herif yani adam sadece. Hani o ikisinin kapışması o yüzden çok rahattı. Hani öyle süper güçler bilmem ne falan filan yoktu ama Jessica Jones öyle bir hikaye değil. Jessica Jones bildiğim süper kahraman. Yani çizgi romanda uçabiliyordu diye hatırlıyorum. Dizide sadece zıplatabiliyorlardı. Bilmiyorum sanki uçabiliyor gibi hatırlıyorum ben çizgi romandan hatırlamıyorum. Uçabiliyor gibiydi. Ya bir dünya süper gücü var. Kodumu oturtur yani. Wonder Woman kadar güçlü bir hatundan bahsediyoruz böyle. Kodumu oturtur yani. Baya baya güçlü bir karakter. Dizide şimdi ben diziyi de hani ne kadar süper güçlere girerler bilmiyorum. Jessica Jones çok karanlık bir hikaye bu arada. Marvel'ın ilk X-rated çizgi romanı. Hatta başa başlamaz ilk bir yani kelime, hikayeye ilk girişte kelime direkt fuck diye başlıyor. Direkt küfürlü, içine ağzına kadar cinsellik içeren, ondan sonra bol bol alkol kullanımı, işte ne bileyim Jessica Jones zaten baca gibi sigara içen bir hatundur falan. Hani öyle bir hikayedir. Ve çok karanlık bir hikayedir.
Dizide bunu ne kadar aktarabilirler bilmiyordum. Belli noktalarını aktarmışlar. Cinselliği aktarmışlar, alkol kullanımını aktarmışlar. Nedense Jessica Jones dizide sigara içmiyor bilmiyorum. Çünkü çizgi romanda bayağı sağlam sigara içen bir karakterdi. Yani cinselliği ve alkolü aktardıktan sonra sigara kısmını niye aktaramamışlar bilmiyorum. Fark etmez. Çok da umurumda değil neden olmadı. Onun haricinde ama nedir? Şimdi hikayenin baş düşmanı olan Kilgrave iğrenç bir karakter ya da Purple Man diye geçiyor. Çizgi romanda bu herif iğrenç bir heriftir. İşte Jessica Jones'u kaçırır. 8 ay boyunca ona zihinsel olarak işkence eder. Çünkü yaydığı onun özel bir şey yayılıyor. Bir feromon mu ne yayıyordu o ya? Böyle yaydığı bir şey vardı onun. Zihinsel kontrol yaratıyor. Yani zihinsel kontrol dediğimde şu. Kendi isteklerini karşı tarafa aktarabilme özelliği var herifin. Yani öyle bir özelliği var yani. O yüzden hani karşıdaki insana ne istiyorsa yaptırabiliyor bu amca. Öyle bir gücü var diyelim hani. Onun şimdi bilimsel açıklamasına girmeyelim. Yaydığı feromonlar beyninden bilmem nesi falan. Çünkü aynı feromonlar aynı zamanda onun tüm derisinin mor olmasını falan filan da sağlıyor. Şeyde öyle bir şey yoktu. Dizide öyle bir şey yoktu. Adam normal David Tennant, bildiğiniz Doktor Who'yu oynayan David Tennant normal bir beyaz bir adamdı yani öyle mor falan filan bir ara hatta finale doğru sanki olacak ki zannettim olmadı. Ki dizinin tek iyi yönü o. Biraz o. Birazdan geleyim oraya da. Hani adamın gücü o. İstediğini yaptırabiliyor. Çizgi romanda da normalde Jessica Jones'u bu herif 8 ay boyunca kaçırıyor. İstediği gibi istediğini yaptırıyor ama hiçbir zaman onunla sevişmiyordu mesela. Jessica Jones'u yalvartıyordu. Ne olur benle seviş diye ama yalvarmıyordu hiçbir zaman da. Gidiyordu işte sokaktan bilmem ne etraftan bazı başka başka kızları kaçırıyordu. Gelip onlarla sevişiyordu. Ve Jessica Jones'a zorla izletiyordu falan böyle. Ağlıyordu Jessica Jones. Niye benle sevişmiyorsun falan filan diye. Öyle bir hikaye normalde bu. Dizide yani cinsellik her ne kadar olsa da çok abartılı değil. Çizgi romandaki kadar da iğrenç bir şekilde kullanılmıyor. Yani çizgi romanda çünkü rahatsız edici bir şekilde kullanıyorlar. Hani yazarlar o cinselliği sizi rahatsız etmek için kullanıyor normalde. Hani fan servis olarak değil, ciddi ciddi siz rahatsız olun diye kullanıyor yani. Ama dizide öyle bir olay yok. Dizide hiç o konuda hani Kilgrave'in Jessica'ya yaptığı o iğrençliklerden sadece bir iki cümlede sadece bahsedip geçiyorlar. Çok fazla bir olay olmuyor. Şimdi dizinin asıl şeyinden bahsedelim. Sıkıntılarından bahsedelim. Dizi gereksiz uzun arkadaşlar. Jessica Jones hikayesi, yani Jessica Jones'un Kilgrave ile savaştığı hikaye bu kadar uzun bir hikaye değil çizgi romanında. Kaç chapter'dan oluşuyor bilmiyorum. 20-22 chapter falan filan ve bunun hikayenin tamamı Kilgrave ile alakalı değil normalde. Dizinin tamamı Kilgrave ile alakalı. Jessica Jones'un Kilgrave'den sonra yaşadığı şeyleri anlatmaya çalışıyorlar birazcık. Ama aynı zamanda Kilgrave'in geri dönüşünü anlatıyor hikaye yani. Şimdi Kilgrave'in belli başlı özellikleri var. Yani adam yani yanında etrafındaki birini kontrol etmesi haricinde hiçbir özelliği yok herifin. Çok güçlü bir özellik ama bir kere bunun üstesinden geldiğin zaman olay bitiyor zaten. Kilgrave'in hiçbir özelliği kalmıyor. Böyle bir hikayede yani ne olabilir? 13 bölümlük bir diziden bahsediyoruz çünkü. Kilgrave'i sona saklarsın değil mi? Yani hani ne bileyim seri boyunca episodik yap seriyi. Başka başka şeyler koy, karakterler koy. Jessica'nın çözmesi gereken başka davalar falan filan koy. Hatun dedektif çünkü. Başka davalar koy böyle. Bütün seri boyunca Jessica sürekli onlarla çöze 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 ufak ufak Kilgrave ile bağlantılarını çöze çöze falan ilerlesin. Ya abi bu dizide direkt olarak sadece Kilgrave var. Bütün bir seri boyunca sadece Kilgrave ile kapışıyor ve o kadar fazla kapışıyorlar ki Kilgrave ile boku çıkıyor artık yani. Bütün bir seri boyunca artık Kilgrave'i bir tehdit olarak görememeye başlıyorsun bir noktadan sonra. Serinin ilk 6 bölümünde falan gerçekten Kilgrave vay anasını be işte o herifle kapıştıkları zaman çok fena olacak acaba nasıl alt edecek falan diye düşünüyorsun. Yarısına böyle 5. 6. bölümden itibaren artık Kilgrave'i alt ediyorlar. Ama Kilgrave gidip gidip geri geliyor. Gidip gidip geri geliyor. Gidip gidip geri geliyor. 30 defa kapışıyorlar herifler. Farklı şartlar altında falan artık. Ya bayıyor böyle. Bitirin artık şu hikayeyi. Çok gereksiz uzadı diyorsunuz yani. Hani. Çünkü hissediyorsun. O kadar fazla gereksiz diyalog var ki hikayede. Bir dünya gereksiz diyaloglar, bir dünya gereksiz bakışmalar var. Bir dünya Jessica'nın camdan dışarı bakışı, oralara bakışı bilmem ne falan. Uzatmak için kasmış herifler resmen kendilerini ya. Ve finale geldiğimizde de çok ne yani. Daha önce Jessica'nın Kilgrave'i alt ediş biçimleri daha ilginçti mesela seri boyunca. Finaldeki ne dedirtti yani işkenceydi ya. Hayatımda ilk kez bir dizide ileri sarmaya başladım böyle. Geç 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 diyalog umurumda değil geç falan diye. Bir de gerçekten sonunu planlayarak mı yaptılar diziyi ondan da emin değilim. Çünkü
Ya hocam bir durun ya. Sanki her bölümde lan bir dur. Her bölümde dizinin konsepti değişiyor gibiydi ya. Yani bir sonraki bölümü adamlar sanki çekimler tamamlanmadan direkt oturup şey yapıyorlar. Bir bölümü yazmayı bitiriyorlar. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Şöyle olalım, böyle olalım, böyle olalım, böyle böyle falan filan. Konsept o kadar fazla kez değişti ki seri boyunca. Bazı karakterler iyi oldu, bazı karakterler kötü oldu. Sonra bazı tekrar iyi oldu bazıları. Sonra tekrar kötü oldu bazıları falan. Artık böyle kafa gitti bir noktadan sonra. Gerçekten hani neyi anlatıyorsun? Nedir bu? Hiç o Daredevil'daki oturaklı hikaye yapısı yok. Böyle yavaş ve hani dipten vuran böyle o derin hikaye yoktu bunda. Bildiğiniz kıtırık sonunu planlamadan abi uzatabildiği kadar uzatın. Her bölümde bir şeyler saçmalayalım falan filan bunda yazılmış şu Smallville dizisine benzeyen çok aptal bir hikayeydi. Zaten özel efekt diye bir şey yok. Jessica Jones'u acayip nerflemişlerdi. Normal bir hatun gibi dövüşüyordu Jessica Jones. Yani normalden birazcık daha güçlü bir hatun gibiydi ama 3 kişi gelip Jessica Jones'u pataküte dövebiliyordu. 3 tane normal adam falan böyle. Ne bileyim bu hatun metali bükebilen bir hatun falan. Ama 2-3 tane adam vuruyorlar direkt iniyor falan böyle. Ne bileyim abi çok sinir oldum. Doğru gün dediğim gibi özel efekt yok zaten. Ellerinden geldiğince pratik efektlerle çekmişler. Ama Jessica Jones gibi bir hatunu pratik efektle çekmek çok komik duruyor. Yani vurduğu zaman uçurup bir tarafa sokması gereken bir hatun. Ne bileyim ya. Aksiyon sahneleri çok kötüydü. Bir tane özel efekt gördüm tüm dizide. Jessica Jones'un bir yanına böyle bir aşağı atlayıp bir binanın tepesinden aşağı atlama sahnesi vardı. Bir tek gördüğüm özel efekt oydu. Onun haricinde başka hiçbir şey görmedim. Sevmedim oğlum, sevmedim. Yeteri kadar konuştum. Değil mi? Yeteri kadar konuştum. Bu kadar yeter. Yani kaç 32 dakika falan olmuş. Ben keseceğim bunu birazcık o kadar uzun olmayacak mı? 32 dakika falan olmuş. Muhtemelen bitirdiğim zaman 28, 25, 28 dakika arasında bir şey olacaktır. Böyle de içimi döktüm işte bu vlogda. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Başka bir vlogda görüşmek üzere.